Antarktika'nın kıyı şeridinden bir görüntü izliyorsunuz. Görüntü gerçekten çok güzel ya. Büyüleyici. Şu an güneş batmak üzere. Sol tarafta ışığını görüyorsunuz. Antarktika'daki 6 ay gündüz konusunun düz dünya veya küre dünya açısından nasıl bir önemi olduğunu, nasıl bir bağlantılı olduğunu önce bu konuda bir giriş yapıp videonun detaylarını öyle devam etmek istiyorum. İyi seyirler. Yalnız görüntü gerçekten çok güzel ya. Bu gördüğünüz düz dünya haritası, tabi bazıları düz dünya deyince hala dikdörtgen şeklinde bir dünya haritası akıllarına getiriyorlar. Ancak düz dünya dediğimiz çember şeklinde yuvarlak bir dünya. Yani yuvarlak ancak küre şeklinde değil, çember şeklinde bir düz dünya. Bu çemberin merkezi kuzey kutbunu oluşturuyor. En dış halkası ise güney kutbunu oluşturuyor. İşte Afrika kıtası, Asya, Avrupa, Rusya, Avustralya kıtası, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Yeni Zelanda ve düz dünya haritasına göre ise Antarktika bir kıta değil, dünyayı çevreleyen buzullar. Düz dünyaya göre yeryüzü yani bildiğimiz kara parçaları bizim bildiğimiz yeryüzü bu şekilde buzullarla çevrili ve biz bu buzullara Antarktika diyoruz. Bu buzulların yüksekliği yer yer 70 metreyi bulduğu söyleniyor. Tabii içeriye doğru derinliği ne kadar devam ettiğini bilmiyoruz. Ve bu buzulların devamında yeni kıtalar olduğu, yeryüzünün devam ettiği söyleniyor. Şimdi bu kutuplarda 6 ay gündüz 6 ay gece konusunun nereden çıktığından bahsetmek istiyorum. Kuzey Kutbu'na yakın olan Norveç, Finlandiya'nın kuzeyinde gözlemlenmiş bir olay var. Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında güneş bu bölgelerde batmıyor. Yani güneş geliyor, tam batıyor gibi oluyor. Yarım saat, bir saat bir karartı oluşuyor. Tekrardan güneş yukarı çıkarak bir çember çiziyor. Bu olay bu bölgelerde 3 ay boyunca gözlemleniyor. Tam tersine işte Aralık, Ocak, Şubat aylarında ise bu bölgelerde 3 ay boyunca karanlık yaşanıyor. Şimdi Kuzey Kutbu'nda bu olay sürekli insanlar tarafından gözlemlemiş. İnsanlar buralara gidiyor, turistik gezi yapıyorlar ve bu 3 ay boyunca yaşanan gündüz olayını kayda alıyorlar. Madem dünya küre ise Kuzey Kutbu'nda bu olay yaşanıyorsa aynısında Güney Kutbu'nda yaşanması gerekiyor. Sistemi yönetenler de öyle diyorlar. Diyorlar ki aynı şekilde Güney Kutbu'nda da 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanıyor diyorlar. Aslında bu olay 3 ay bu bölgelerden gözlemlenen bir olay. 6 aydan kasıtları da tam kutup noktası. Şimdi düz dünya modeline göre Güneş Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında Kuzey Kutbu'na en yakın yörüngede çember çizdiğinden Kuzey Kutbu'nun bu iç kesimleri yani Finlandiya'nın kuzeyi, Norveç'in kuzeyi şu bölge Güneş asla burada kaybolmuyor 3 ay boyunca. Fark ediyorsun şu an. Mesela burada aydınlık. Yani Güneş kuzeye çok yakın olduğundan şu bölgede Güneş 3 ay boyunca kaybolmuyor. Yani bu düz dünyaya aykırı bir durum değil. Gayet düz dünya konusu açısından olması gereken bir şey. Yani bu Norveç, Finlandiya'nın kuzeyi, Kuzey Kutbu'na yakın bölgene Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 3 ay gündüz yaşanması, yani gecenin çok az yaşanması şeye çok uyumlu. Düz dünya modeline çok uyumlu. Ayrıca düz dünya modelini bir de Kuzey Kutbu'nda şeye bakalım. Kış aylarına bakalım. Kuzey Kutbu Aralık, Ocak, Şubat'ta Güneş güneye daha yakın. Yani kuzeyden oldukça en uzak yörüngede çember çizinden güneye daha yakın olduğundan. Bu bölgede işte Kuzey Kutbu'nun az önce bahsettiğim bölgedir. Bakın Güneş buraya ışınları ulaşmıyor. Güneş'e çok uzak kaldığından. Bu bölge Aralık, Ocak, Şubat'ta 3 ay boyunca gece yaşıyor. Yani gündüz ışığı belki 1 saatine ulaşıyordur. Şubat aylarında falan ancak 3 ay boyunca aralıksız gece yaşanıyor diyebiliriz. Düz dünya modeline göre Kuzey Kutbu'nda Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında 3 ay aralıksız gündüz. Aralık, Ocak, Şubat aylarında ise 3 ay gece yaşanması gerekiyor. Güney Kutbu'na Aralık, Ocak, Şubat aylarına bakarsak düz dünya modeline göre evet Güneş güneye çok yakın bir yörünge çiziyor ancak düz dünya modelinde merkezden güney, kuzeyden güneydikçe dünya genişlediğinden Güneş'in de aydınlatma çemberi dar olduğundan aynı anda Güney Kutbu'nun tamamını aydınlatma imkanı yok. Yani Güney Kutbu'nun bir tarafı gündüz yaşarken bir tarafı ise gece yaşıyor. Yani Aralık, Ocak, Şubat aylarında Güney Kutbu'nda gündüz süresi daha uzun olabilir, gece belki daha az yaşanıyor olabilir. Ancak aynı 3 ay boyunca aralıksız, hele 6 ay gibi uzun süre aralıksız gündüz yaşanmasına imkan yok. Yani düz dünya modelinde evet Güney Kutbu'nda 3 ay gece yaşanıyor Haziran, Temmuz, Ağustos aylarında ancak
Aralık, Ocak, Şubat aylarında 3 ay, 6 ay ile aralıksız gündüz yaşanmasına imkan yok. Evet, gündüz süresi bu aylarda uzun olabilir ama mutlaka geceyi görmesi gerekiyor. Eğer Antarktika'da aralıksız 6 ayı geçtim 3 ay bile gündüzün yaşanıyorsa hiç güneş batmadan, bu düz dünya modelini çöpe atar, küre dünya modelini doğrular. Küre modele göre ise güneş dünyanın tam 109 katı büyüklüğünde, yani dünyadan toplam 1 milyon 300 bin adet dünya güneşin içine sığabiliyormuş. Eğer dünya küre ise ve ekseninde bu şekilde dikse, bir taraf gece yaşarken diğer taraf gündüzü yaşanıyor ve gece gündüz süreleri eşit oluyor. Mevsimde sürekli aynı olması gerekiyor. Ancak dünyada gece gündüz sürelerinde farklılar var. Mevsim denen farklı mevsimler var. Bunu küre modelde açıklayabilmek için diyorlar ki, kardeşim dünyanın ekseni bu şekilde dik değil. Dünyanın ekseni bu şekilde 23 derece eğimli diyorlar. Tabii şu soruyu kimse sormuyor. Ya madem gezegenler, dünya, küre, yer çekim denen bir kuvvet sayesinde moleküller, madde, element neyse bu şekilde küre pozisyonunu alıyorsa, küre şeklini alıyorsa ve dünya küre ise neden bu şekilde 23 derece eğimli bir pozisyon alıyor? Yani dünyanın ekseninin 23 derece eğilmesine sebep olan kuvvet nedir ya? Hangi formül? Formülle beraber açıklayabilen kimse yok. Yani bu soruyu aslında soran kimse de yok. Yani dünyanın ekseni 23 derece eğimli deyip geçiyorlar. Tamam da neden dünya 23 derece eğimli bir pozisyon alıyor ki uzayda? Bu sorunun cevabını veren yok. Ancak 23 derece eğimli olması küre modelinin bir sürü açmazını çözüm bulmuş oluyor. Neden? Mevsimleri, gece gündüz sürenin farklılıkları, özellikle bu kuzey kutbunda 3 ay yaşanan gündüz ve gece olayını bu 23 derece eğimle çok güzel anlatıyorlar. Örneğin diyorlar ki Ocak, Şubat, Mart aylarında, Aralık ayında bu şekilde dünya eğimli olduğu için kuzey kutbu sürekli karanlıkta kalıyor. Tam tersi bu aylarda da Antarktika bölgesi görüyorsun bu şekilde. Şu daire alan sürekli gündüzü yaşıyor diyorlar 6 ay boyunca. Haziran ayı, Ocak ayı örnek olarak göstermişler. Haziran ayında dünya bu şekilde güneş bir taraftan vurduğu için kuzey kutbu sürekli gündüzü yaşıyor şu bölge. Antarktika bu aradaki boyunca sürekli karanlıkta kalıyor. Ocak ayında ise bu güneş bir taraftan vurduğu için eğim değil. Şu Antarktika bölgesi sürekli gündüz yaşarken kuzey kutbunun bu bölgesi de sürekli gece yaşıyor diyorlar. Dünyanın düz mü küre mi olduğunu anlamanın en kolay yollarından biri de bu. Antarktika'da 6 ay geçtim 3 ay bile olsa gündüz yaşanıp yaşanmadığının aralıksız olarak tespit edilmesiyle çözülebilir. Eğer Antarktika kıtasının aralıksız 3 ay, yani 6 ayı geçtim aralıksız 3 ay gündüz yaşanıyorsa, bu dünyanın küre olduğuna, düz olamayacağına delalet olur. Eğer böyle bir şey yoksa da bu dünyanın küre olamayacağının göstergesi. Ben de bu konuda ne yapabilirim diye düşünürken, Antarktika'ya biliyorsunuz kıyı kesimine ve Antarktika'nın biraz iç kesimine kadar turistik gezi düzenleniyor. Ben de acaba bunlardan birine katılıp orada yerinde tespit yapabilirim diye araştırma yaptım. Ve bu sırada çok inanılmaz sonuçlara vardım. Onları size paylaşmak istiyorum. Antarktika kıtasında 3 ay aralıksız gündüz yaşanıp yaşanmadığını test etmek için kendim Antarktika'ya gitmeyi düşündüm. Bu konuda araştırma yapmak istedim. Nasıl gidebilirim diye. Tabi burada 3 ay kalmaya gerek yok. Yani aralıksız 2 gün boyunca hiç güneş batmadan Antarktika kıtasında durabiliyorsa bu da yeterlidir. Yani 2 gün boyunca hiç batmıyorsa zaten 3 ayı da sağlayacaktır. Normalde düz dünya modeline göre 24 saat aralıksız, yani 48 gün boyunca güneşin batmamasına bile imkan yok. Mutlaka batması gerekiyor. Ben de bununla anlaşma yaparken birden, tabii bunun gemi ve uçak turları var. Gemi turları yaklaşık 10 bin dolarken uçakla bir 50 bin doları falan buluyor. Bu arada birden bir şey fark ettim. Zaten bu geziyi bir arkadaş yapmış ve Antarktika kıtasında gece yaşandığını, aralıksız gündüz yaşanmadığını kendi tecrübe etmiş. Şimdi onu size paylaşmak istiyorum. Antarktika seferim Arjantin'in Ushuaia şehrinden başlıyor. Gemimiz bu. 96 kişilik. Kaldığım kamera burası. 2 kişilik. Rotasız Seyyah kanalının sahibi olan bu arkadaş, kendisi dünyayı adım adım geziyor ve siz insanlarla paylaşıyor. Kanalına baktım ve çok da beğendim. Aslında benim hayalimdeki bir yaşam tarzı. Yani dünyaya bir defa geliyorsun. Ölümden sonra bu dünyaya bir daha gelmek yok. Gelmişken dünyanın sadece bir şehrin hapsi olarak yaşamak yerine bir dünyanın her tarafını gezmek bence çok anlamlı ve güzel. Çoğu insan maalesef bırakın bir ülkeyi, yaşadığı şehrin bir mahallenin dışına bile çıkamıyor. Şimdi ben bu arkadaş gayet Antarktika'da bir hafta geçirmiş ve bunu da insanlarla paylaşmış. Ben kendisine teşekkür ederim çünkü gezisi benim çok işime yaradı. Aradığım birçok sorunun cevabını onun videosunda buldum. Videoda görülüyor mu bilmiyorum ama şuraya bir tane çukur kazdım.
yatacağım yer için. Aynı şekilde herkes benzeri çukuru açıyor. Çünkü büyük çadırda kalmayacağız. Bibi denilen tabut gibi ufak çadırlar var. Uyku tulumuyla beraber bu geceyi buraya geçireceğiz. Şu an saat akşam 9:30. Ama hava hala kararmadı. Bakalım ne kadar daha böyle geçecek. Sabah saat 5:30. Rotasız Seyahat kardeşimizin bir tane de web sitesi var. Orada gezilerle alakalı notlar paylaşıyor. Antarktika gezisiyle alakalı da notlar paylaşmış ve burada aradım sorunun cevabını kendisi vermiş. Hemen size göstereyim. Bu anı yazılarında gerçekten Antarktika gitmek isteyen insanlar için çok fazla detaylı bilgi var. Bunun için kendisine teşekkür ediyorum. Bayağı bir faydalandım, bilgilendim. İşte sorumuzun cevabı geliyor. Sorumuz, evet şurada. Biraz bunu büyütelim. Belki okuyamayanlar olur. Neredeydi sorumuz? Evet. Rotası Seyahat arkadaşımız büyük ihtimalle dünyanın düzlüğüyle ve küreliyle ilgilenen bir insan değil. Büyük ihtimalle dünyanın küre olduğuna inanıyor. Onun için yazdığı paylaşım benim açımdan çok değerli. Eğer dünyanın düzlüğüne inanan bir kişi bu geziye gidip de bir şeyler paylaşmış olsaydı şüpheci davranılabilirdi. Bakın ne yazmış yazısında. Antarktika'da 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanıyor mu? Antarktika kıtası çok büyük. Bir tarafta hava aydınlıkken diğer tarafta karanlık olabilir. Bakın. Benim bulunduğum zaman hava akşam 9'da kararıyor. Sabah 4-5 gibi aydınlanıyordu. Tam kutup noktası durum nasıldır bilmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Antarktika kıtasında giden arkadaş 5-6 gün önce orada kalıyor. Güneş akşam 9 gibi batıyor. Sabah 4 gibi geri güneş açıyor. Yani aralıksız gündüz diye bir şey yok. Gece oluyor sonra tekrardan gündüz oluyor. Yalnız burası bir de tam Şubat ayında gitmiş buraya. Tam yani Aralık, Ocak, Şubat yani Güney Kutbu'nda yaz ayının yaşandığı dönemde gitmiş. Yani 6 ay gündüz, 6 ay gece yaşanması gereken dedikleri yer. Ben 6 aya geçtim. Bence burada en az 3 ay yaşanması gerekiyor. Aynı Kuzey Kutbu'ndaki gibi. Ama gördüğünüz gibi ben yaz ayında gittiği halde Şubat ayında gece yaşanmış. Ha şimdi diyeceksiniz ki tam kutup noktasında durum nasıldır? Bilmiyorum demiş. Şimdi Norveç'in kuzeyi, Finlandiya'nın hafif kuzeyindeki şehirler tam Kuzey Kutbu'nun ortası değil ama ona rağmen orada 3 ay gündüz yaşanıyor. Aynı şekilde Antarktika'nın bölgesinde de zaten görselini gördünüz. Küre modelin görselinde bu bölgede gündüz yaşanıyor olması lazım aralıksız. Gördüğünüz gibi Antarktika kıtasında 6 ay aralıksız gündüz yaşanıyor. Antarktika kıtasında yaşanıyor bilgisi doğru değil. Tamamen küre modeli kendi içine tutar hale getirmek için uydurdukları bir şey. Ben Rotası Seyahat arkadaşımın bu gezisinden çok faydalandım. Kendisine tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi ben size Antarktika'nın yani Güney Kutbu'nun tam merkezinde de 6 ay gündüz yaşanamayacağını kendim kanıtlamaya çalışacağım. Düz dünya modeline göre güneş Haziran ayında yengeç dönem öncesinde hareket ediyor. Kuzey kutbuna yakın bölgede. Ondan sonra Temmuz, Ağustos gibi güneye doğru hareket ederek Eylül ayında tam ekvatora ulaşıyor. Ekvatora ulaştıktan sonra Eylül ayından sonra işte Ekim, Kasım gibi güneye doğru hareketine devam edip tam Aralık ayında en dış oğlak dönem öncesine ulaşıyor. Oğlak dönem öncesindeki hareketin Aralık ayını tamamladıktan sonra Ocak, Şubat kuzeye doğru hareket ederek Mart ayında tekrardan ekvatora ulaşıyor. Bu hareketini de tamamladıktan sonra Nisan, Mayıs gibi tekrardan Haziran ayında yengeç dönem öncesine ulaşıyor. Bu düz dünya modelindeki anlatımı bu. Aslında küre model üzerinde anlatılan şey düz dünya modelindekinin aynısı. İkisi de gayet tutarlı. Peki hangisi? Küre model mi doğru yoksa düz dünya modelinin doğru olduğunu anlamında çok basit bir yöntemi var. Bunu da birazdan izah edeceğim. Bu gördüğünüz görseller Balıkesir Akçay ilçesinden güneşin batışıdaki farklı zamanlar çekilmiş resimler. Bu Haziran ayındaki bir batışı gösteriyor. Daha çok böyle kuzey bu bölgede batı böyle Akçay sahilini bilenler için. Daha çok kuzey batı, kuzeye daha kıyın bir noktadan batıyor. İşte Mayıs ayları, Mart, Ocak, Aralık gibi böyle düşünebilirsiniz. Yani kışın daha çok böyle batıya doğru. Yaza yaklaştıkça daha çok böyle kuzeye doğru bir noktadan batıyor. Bunu kendi yaşadığınız şehirden de gözlemleyebilirsiniz. Güneş sabit bir noktadan doğup batmıyor her ay. Yazın daha çok kuzeye, doğuya yakın bir yerden doğup kuzeybatıdan batıyor. Kışın ise daha çok doğuya yakın bir noktadan doğup batıdan batıyor. Şimdi bunu neden anlattığımı daha iyi anlayacaksınız. Küre model üzerinde ekvator çizgisini görüyorsunuz. Bu ekvatorun güneye doğru 23 derece aşağısıyla ekvatorun kuzeye doğru 23 derece bu yukarısı çok özel iki yer. Neden derseniz
Şimdi bu 23 derece ekvatorun kuzeyindeki yengeç dönencesiyle 23 derece güneyindeki oğlak dönencesi arasında güneş gidip geliyor. Güneş bu iki bölge arasında hareket ediyor. 21 Haziran'da yengeç dönencesinde, sonra yengeç aşağı doğru hareket ediyor. 21 Eylül'de burada, ekvatorda tam, ekvatordan sonra Aralık ayında oğlak dönencesi iniyor. Sonra oğlak dönencesinden tekrardan işte Ocak, Şubat, Mart'ta tekrar buraya geliyor. Mart'tan Haziran'a kadar böyle bir döngüsü var. Şimdi bunu nereden biliyoruz? Bunun ispatı da var. Bu da şu. Şimdi bu yengeç dönencesinin kuzeyinde kalan ülkeler işte Mısır, Lübnan, İran, Türkiye, Amsterdam, İngiltere, Hollanda, Rusya, Almanya, İsviçre, Norveç. İşte bu kuzeydeki ülkeler güneşi görmek için sırtını kuzeye verip güneye bakmaları gerekiyor. Çünkü güneş bu arada hareket ettiği için güneşi görmeleri için sırtını kuzeye verip güneye bakmaları lazım. Güneye baktıklarındaysa işte şöyle bir döndüreyim. İşte buradaki ülkeler güneş doğu burada, batı burada. Güneye bakıp güneşin doğuşunu batışını seyrettiğinde güneş sol taraftan gelip sağdan batıyor. Yani bu yengeç dönencesinin üstünde kalan, kuzeyde kalan bu ülkelerden güneşe baktığınızda güneş hep sol tarafınızdan doğup sağınızdan batıyor. Tam tersi olarak güney kutbunda ise bu oğlak dönencesinin aşağısında kalan Güney Afrika, işte Avustralya kıtasının alt tarafında Şili, Arjantin bölgesinde güneşi görmek için baktığınızda bu sefer yüzünüzü kuzeye çevirmeniz lazım. Çevirdiğinizde doğunuz bu taraf, batınız bu taraf, güneş bu sefer sağ tarafınızdan gelip soldan batıyor. Yani şeyin tam tersi, zıt tarafı. Bu da güneşin yengeç dönencesiyle oğlak dönencesinden bu iki alan arasında gidip geldiğini gösterir. Güneş aslında bu alanda hareket ediyor. Bu da aslında küre model değil, düz dünya modelinin ispatlar nitelikte. Az önce anlattığım konuya örnek bir iki tane görsel göstermek istiyorum. Şimdi sağdaki görüntü İngiltere'nin Bristol City şehrine ait. Diğeri de Yeni Zelanda'daki güneşin doğuşunu gösteriyor. Şimdi az önce dediğim gibi yengeç döneminin kuzeyde kalan ülkeler güneşi doğuşu soldan başlayıp sağa doğru hareket ediyor. Yani İngiltere'de güneşi doğuşunu izleyen bir insan fark etmiyor. Türkiye, İran, Suriye, Almanya, Hollanda, Moskova, Norveç, Finlandiya hep güneş doğarken soldan gelip sağa gidecek. Tam tersine bu ekvatorun oğlak dönencesinin güneyinde kalan ülkeler ise en güneydeki ülkeler işte Yeni Zelanda, Şili, Arjantin, Avustralya'nın alt bölgesinde güneşi görmek istediğinde güneş bu sefer sağdan gelip sola gidecek. Yani güney kutbunda güneş sağdan gelip sola gidecek. Burada ise soldan gelip sağa gidecek. Şimdi bunu gösteriyor. Video izleyelim. Aynı şekilde güneş batarken de kuzeydeki ülkelerde güneş soldan sağa doğru gidecek. En güneydeki ülkelerde ise güneş bu sefer tam tersi sağdan sola gidecek. Yani birinde soldan sağa giderken diğerinde sağdan sola gidecek. Biri en güneydeki şehirlerden biri olan Şili'nin Santiago şehrinden. Diğeri de kuzeydeki ülkelerden biri olan İngiltere'nin Bristol şehrinden. İzleyelim. Güneşin doğuşu ve batışı tamamen düz dünya modelinde olduğu gibi oluyor. Hangi şehirde yaşarsanız yaşayın, yaşadığınız şehirde güneşin doğuşunu ve batışını ay ay izlediğiniz takdirde güneşin düz dünya modelinde olduğu gibi battığını ve doğduğunu göreceksiniz. Çünkü düz dünya modelinde dünya çember şeklinde ve kuzey kutbu tam çemberin merkezi. Kuzey kutbu tam çemberin merkezi olduğu için tüm paraleller bu çemberin merkezi etrafında dönüyor. Güney kutbu en dışta kalıyor. Güneş de paraleller üzerinden çember çizdiğinden kuzey kutbunun etrafında bir çember çizmiş oluyor. Güney kutbu da en dışta kaldığından tüm güneşin hareketi kuzey eksenli oluyor. Örneğin Türkiye açısından düşünürseniz, Türkiye şu an burası, kuzeyi, güneyi, batısı ve doğusu. Güneş her zaman doğunun kuzey tarafından doğup batının kuzey tarafından batacaktır. Çünkü güneş her hareketinde kuzeye doğru dönüyor batarken. Doğarken de kuzeyden geliyor. Kuzey doğudan geliyor, kuzey batıdan batıyor. Aynı örneğin Şili, en güneydeki ülkeye bakalım. Şili burada. Şimdi eğer dünya düz ise güneş haliyle çemberin merkezi kuzeye doğru dönüş yaptığından güneş batarken hep kuzeye doğru dönmek zorunda. Güneş küre olsaydı dünya bu sefer güneye doğru dönmesi gerekiyor. Ama güneşin batışını istediğiniz şeyden bakın. Hep batı ucunuzun batının güney tarafı değil kuzeye yakın olan tarafından battığını göreceksiniz. Eğer dünya küre ise şu ekvator çizgisini görüyorsunuz. Ekvatorun kuzey tarafında paralel kuzeyi etrafında dolanıyor. Kuzey ekseni dönüyor.
Ancak ekvatorun güney tarafında mecburen dünya küre ise bu sefer güney merkezli bir dönüş sağlıyor. Küre modelde güneş ekvatorun kuzey tarafındayken kuzey batıdan batması gerekir. Güneş ekvatorun güney tarafındayken ise yani Aralık, Ocak, Şubat, Mart aylarındaysa çember güney merkezli döndüğü için bu batının güney ucundan batması gerekiyor. Şimdi bu örneğin güney kutbu olarak düşünün. Alt tarafı kuzey kutbu, tabi bu ters çevrilir. Yani böyle tersindeyse yani bu şu an tabi kuzey kutbu görselde ekvatordan kuzeye gidilişi aynı bir şekilde oluyor. Bu sefer güney eksenli bir dönüş olması lazım. Ama bizim tüm güneşle alakalı doğuş ve batışı izlediğimizde küre model gibi çalışmadığını aslında çok dikkatli izlediğimizde bunu görebiliyoruz. Güneş kesinlikle düz dünya modelinde olduğu gibi batıyor ve doğuyor. Güney Amerika'nın en güneyindeki ülkelerden biri olan Şili'nin en güneydeki şehirlerinden biri olan Santiago'dan güneş batımını görüyorsunuz. Güneş şu bölgeden batıyor. Şu binaları, caddeye ve şu dağa bakmanızı istiyorum. Şurada 3 tane radyo ya da uydu alıcı vericisi var. Bu dağ tepeyi gördünüz. Şimdi güneş tam şu bölgeden batıyor. Google Earth'ten burayı size göstereyim. Santiago Şili. Gidelim bakalım buraya. Şimdi bu gördüğümüz güneş batımı sant gördüğümüz tepe burası. Şu 3 tane baz istasyonu mu diyorlar artık bunlara. Hani insanlar görüntülerin uydudan alındığını sanıyor ya da bir sürü radyo vericisinin. Aslında bu yükseklere kurulan baz istasyonları sayından görüntüler, telefonlar çalışıyor. Vericiler var burada. Neyse bu ayrı bir konu. Şimdi bu daha bu. Çekim yapıldığı binalar bunlar. Tam şuradan yüksekten çekim yapılmış. Şöyle kuzeyi biraz şöyle alayım. Açıyı daha yanına alacağım. Şimdi güneş tam şu radyo vericilerinin bu bölgesinden batıyor. Yani kuzey burası. Şöyle kuzey yukarı alayım. Belki daha yanlayacaksınız. Güneş şuradan batıyor. Şurası arkasında. Burası kuzey, burası batı. Burası güney. Şurası da doğu. Güneş kuzey batıdan batıyor. Yani şuradan şey kuzey, güney aşağısı şuradan görünüyor. Batı, doğu, güneş şuradan batıyor. Hatta bununla ilgili bir tane şey atayım. Sembol atayım mesela. Şu uygun gibi görünüyor. Seçeyim. Renk kırmızı olsun. Bu da kırmızı olsun. Şimdi güneş şu şekil batıyor. Şu elektrik direklerinin tam arkasına doğru bu açıdan batıyor. Yani şuradan bakmış görüntü. Şu binaların buradan bakmış görüntü. Ve güneş de şu anahtarın ucundan batıyor. Yani elektrik direkte şu radar direktinin arkasında ucu gösteriyor. Açı şu şekilde. Şimdi bakın ben bunu bir kaydedeyim. Görüyor musunuz? Güney kutbu burası. Kuzey burada. Güneş buraya doğru. Kuzey batıya doğru batıyor. Güneş bu bölgede batıyor. Kuzey batıdan batıyor. Az önce izlediğimiz videoda gördüğünüz üzere Santiago'da güneş işte güney kutbu, kuzey kutbu kameranın açısı bu açıdan çekmiş. Karşısına batıyı almış. Güneş bu şekilde kuzey batıdan batıyor. Şimdi Antarktika'nın güney kutbunda ya da Antarktika'da 6 ay gündüz yaşanabilmesi için güneşin şu bu gelirken yani burayı sürekli aydınlatabilmesi için bu bölgeden sonra tekrardan böyle güneye doğru kırılması lazım. Öteki türlü eğer kuzeye doğru giderse uzaklaşacağı için bu alanı aydınlatma şansı yok bu bölgeyi. Mesela bu bölgeyi. Antarktika'nın bölgesini düşünün. Şimdi güneş buradan geldi. Şimdi böyle kuzeye doğru giderse buradan uzaklaşacağı için burayı aydınlatamaz. Aydınlatabilmesi için aynı kuzey kutbunun olduğu gibi güneşin kuzeye doğru değil bu sefer güneye doğru kırılması lazım. Şimdi güneş şöyle söyleyeyim. Buradan giderken eğer güneye doğru kırarsa bu açıdan baktığında burada bakan biri için Santiago'da güneş güney batıdan batması lazım. Yani kuzey batıdan değil, güney batıdan batması lazım. Buranın 6 ay gündüz yaşayabilmesi için. Ancak bu bölgedeki güney yarım küre dedikleri bölgedeki ülkelere Şili, Arjantin, Yeni Zelanda, Avustralya kıtasına baktığınızda güneş batışının hiçbir zaman tam böyle güney batıya dönmüyor.
kuzeybatı enleminde kalıyor. Kuzeybatı batıyorsa güneş güneyden uzaklaşıyor. Bu tamamen düz dünya modelindeki gibi güneşin battığını gösterir. Antarktika kıtasında güneşin batışını görüyorsunuz. Güneş şu an burada aşağı doğru batmak üzere iniyor. Antarktika kıtası yani güney kutbu arkamızda, kuzey bu yönde. Güneş güneye doğru dönmüyor, kuzeye doğru gidiyor batarken. Şöyle biraz daha ileri gideyim. Evet, güneş şu an burada batıyor. Güney bu tarafta kaldı, kuzey burada. Güneş kuzeye doğru dönüyor. Antarktika kıtasında 6 ay gündüz yaşamak için güneşin dönmesi lazım güneye doğru. Zaten güneye doğru bir dönüşü yapmıyor, batıyor güneş. Kuzeye doğru gidiyor, uzaklaşıyor. Aynı düz dünya modelinde olması gerektiği gibi. Yani rotası sayı arkadaş Antarktika gezisinde kendi deneyimimize paylaştığı gibi Antarktika kıtasında süresiz bir gündüz yaşanmıyor. Gece gündüz yaşanıyor. Bize söylenen şey doğru değil. Antarktika kıtasında 6 ay bırakın 3 ay bile aralıksız gündüz yaşanmıyor. Dünya küre değil. Dünya düz. Bize anlatılan evren modeli doğru değil.